Albümün adı Dialogues in the Dark, Karanlıkta Diyaloglar. Kişisel hayatımıyla çok bağdaştırdığım bir albüm adı ve parça isimleri. Davullarda Niyel Soruhanlı var, basslarda Apostol Sideris var ve bir yaylı dörtlümüz var bu albümün üç parçasında. Ses mühendisimiz de Akın Erdem Kadız, bizi delirtecek şeyler yapıyor çok iyi anlamda. Evet, onları bekliyorum. Hazırlık sürecinde en çok zorlandığım kısımlar yaylılardı. Şu an onları kaydı bitmek üzere. O yüzden çok mutluyuz. Bir araya gelip trio şeklinde kontrbas, gitarlar ve davul, Apos Benyel prova yaptık bir süre. Ve canlı çalacaktık çünkü albümü. O çok kritikti. Bu süreçte de bütün detayları hakim bir şekilde buraya gelip İtimiyam'da bu güzel sound'da bir kayıt alıyoruz 2 gündür. Dün 4 parça kaydettik. Bugün de 2 parça çalacağız. Önce nasıl tanımlarım diye düşünüyorum Mert'in müziğini. Bence yaşından beklenmeyecek böyle bir naiflik var müziğinde. Hani çok daha karışık, karmaşık, kafası karışık olabilecekken başka bir düzlemde gibi birazcık aslında müzik. Daha böyle sakin bir yerden sesleniyor. Yer yer fırtınalanıyor. ama hep böyle farklı yani. Önüme çıkan her şeyden çok daha farklı aslında Mert'in müziği. Kendimi de şanslı hissediyorum onunla karşılaştığım için. Bir konsept albüm aslında bu, dinleyecek insanlar için. Parça isimlerinin de birbiriyle bir bağlantısı var. Anlamlarının birbirlerine söylediği şeyler var. 6 parçanın 6'sı da birlikte bir hikaye oluşturuyor. Ve bunların hepsi albümün isminin altında toplanıyor. Dialogues in the Dark olarak. Çok güzel bir albüm, trio'nun sesi var ama aynı zamanda çok güzel bir string quartet var, klarnet var, farklı şeyler var. Ve yeni, Mert'in yeni müziği nasıl biraz daha sert, biraz daha rock genelde geliyor ve biraz ben ne dedim, Adana punk ben dedim, biraz bu var içinde. Çok mutluyum.
Evet, son ikinciden buradaki gibi. Geldi. Geldi. Mert'in müziği ne tanımlamak çok zor. Buraya gelmeden önce de ne tarz yapılıyor diye soru olduğunda stüdyonun kurulumu için soruldum. Tanımlayamadım çok fazla. Şöyle tanımlayabilirim. Çağdaş enstrümanlarla çağdaş müzik içerisinde Anadolu'yu aslında yansıtıyor biraz buna. Bir müziğin Anadolu'yu çalıştırması için aslında Anadolu enstrümanlarının kullanılmasına gerek olmadığını güzel bir örneğidir. Mert ve ekibi demem lazım, pardon. Müthiş bir sinerji var çünkü bu üçlü arasında ve konuk sanatçılar arasında tabii ki. Mert bir önceki albümünü yapmadan önce bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Daha o albümün yapımına başlamadan önce konuşmaya başladığımızda, sohbetimizde birçok ortak tarzda müziği sevdiğimizi anladık. Bunun üzerinde de sohbetler oldu. Albüm dışında da bir dostluk gelişti süreçte. O albümün mix sürecinde çalışırken de birbirimiz aslında fikirlerini tam böyle spesifik olarak ne istediğini, benim ne düşündüğümü falan karşılıklı anlaşınca bu albümde de birlikte çalışmaya karar verdik. Bu sefer bütün prodüksiyonda birlikte olmaya karar verdik. Üçüncü günü kaydı, bitiriyoruz birazdan. Bu kayıtların benim için bir özelliği, Mert dışında bir özelliği. Benim eğitim aldığım İslam Teknik Üniversitesi'nin MİAM stüdyosundayız. Burada kayıt almak, böyle bir session'ı kaydetmek benim için güzel. Yakalarız böyle doğaçlamalar hocam. Ne yapıyoruz? Dialogues in the Dark kaydediyoruz şu an.